Hayırlı akşamlar değerli Mavera TV izleyenleri. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye gündeminde Karabağ zaferi ve Kafkaslar'da yeni dengeleri konuşacağız. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın, kısıtlamalar, hastalık, ölümler ekonomik ve sosyal çalkantıyla geçti. İçimizi karartan, ruhumuzu sıkan bu tablo içerisinde öyle bir şey yaşandı ki adeta zorlukla beraber kolaylık vardır ayeti kerimesi tecelli etti. Kahraman Azerbaycan ordusu 30 yıllık bir işgale son vererek eşk olsun Azerbaycan ordusuna, Karabağ Azerbaycan'ındır deyişini dillere pelesenk etti. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusunun zafer takları altında Bakü'ye girişinden 100 sene sonra Kafkasları bir kez daha Türk'ün bayrağına selam durmaya icbar eden kahraman Azerbaycan ordusu büyük bir neşe ve gurura vesile oldu. Tarihler 10 Aralık 2020'yi gösterdiğinde Bakü Azatlık Meydanı'nda milletimizin göz bebeği komandolarımızın da yer aldığı büyük zafer geçidiyle Karabağ zaferi tüm cihana ilan edilmiş oldu. İşte bugün hocamızla öncesi ve sonrasıyla Karabağ ve dengeleri konuşacağız. Hocam size öyle başlayalım. Ermenistan neden bu kadar inatla işgali sürdürdü? Karabağ işgaliyle ne murat etmişti? Çok teşekkür ederim. Sağ olun güzel girişiniz için. Biraz tarihsel altyapıya bakmak lazım. Yani Ermenistan dünden bugüne o bölgede bu işgallerini sürdürmüş ve bu katliamlarını devam ettirmiş değil. Çok tarihsel bir altyapısı var. Yani bu işi sadece 1988 sonrasına yığarsak tarihe de haksızlık etmiş oluruz. 19. yüzyılın başından itibaren bölgede bir Ermenistan kurulma çabaları var. Ermenistan dediğiniz devlet kondurma bir devlet. Yani sonradan nezuhur bir proje devlettir. Dolayısıyla o bölgeye yapılmasının, o bölgede kurulmasının da esas bir amacı vardır. 19. yüzyılın başında hem İran'ın hem de Osmanlı'nın o bölgedeki kontrol edilmesi, Rusların Hazar bölgesini kontrol etmesi, Karadeniz'e çıkış noktalarını kontrol etmesi, belki bir sonraki adım Boğazlar ve Akdeniz'e geçiş sıcak denizlere inme politikasının bir parçası olarak düşünülmeliydi. Ve özellikle bölgede dağınık hallerde bulunan bir devlet olma hiçbir zaman iradesini gösterememiş bir topluluk olan bu anlamdaki Ermeniler bölgeye toplandı ve 1828 Türkmençay'dan sonra bölgede bir Ermenistan devleti kurma çalışmaları başladı. Ermenistan'ın kuruluş tarihi 28 Mayıs 1918'dir. Yani Çarlık yıkılmış, yerine Sovyetler kurulma çalışmaları devam ediyor. Bolşevik ihtilali olmuş ve Ermenistan Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kuruldu. Ermenistan'ın Türklere ilk ciddi saldırısı ve yoğun saldırısı 1905 yılına denk geliyor. Rusya'nın içinde bulunduğu buhranla özellikle Japonya'ya girilmesi, kanlı pazar hadiseleri, içteki karışıklıklar ve ekonomik sıkıntılardan dolayı birinci orada meşruti idarenin dumanın açılmasıyla beraber bu karışıklığı fırsat bilen Ermeniler Müslüman Türk köylerine saldırmaya başladılar. Ve bu saldırı 1920'lere kadar ara ara devam etti. 1957 arasındaki bu saldırılardan sonra en önemli saldırı Birinci Dünya Savaşı sırasında meydana geldi. Ki bunun en yoğunlaştığı tarih 31 Mart sonrasıdır ki yaklaşık resmi kaynaklara göre 12 bin, gayri resmi rakamlara göre 30 bine yakın Müslüman Türk öldürüldü bölgede. Karabağ meselesinin ortaya çıkışı, Ermenilerin genişleme meselesi, Ermeni topraklarının işte Revan Hanlığı'nın bir Ermenistan'a dönüştürülmesi, tarihi Türk topraklarının Ermenistan'ın merkeze yapılması, merkez haline getirilmesi kademe kademe oldu. Bunun iki tane önemli ayağı var Sedat Bey. Bir tanesi bugün Revan Hanlığı'nda dediğimiz tarihi Erivan bölgesinde, İrevan Türkçesi veya bizim deyişimizde Revan bölgesinde sıfır Türk bırakmaktı. Türksüz bir bölge yaratmaktı. Daha bugünkü tabirle Türksüz bir Ermenistan yapmaktı. Bunu ne zaman başardılar? Bu 100 yıllık bir süreç sonrasında 1988'de tarihi topraklarından, doğma topraklarından, ata yurtlarından son kalan yaklaşık 280 bin Türk'ü de topraklarından çıkararak Ermenistan'da sıfır Türk yaptılar ve ilk aşamayı başardılar. İkinci aşama ise bölgede Nahçıvan dahil olmak kaydıyla bugünkü işte Karabağ dediğimiz topraklar, aslında Yukarı Karabağ, işte Nogorno Karabağ, Dağlık Karabağ diye geçen bölge yaklaşık 4400 kilometre kare bir
alandır. Etrafındaki 7 rayonu da sayarsanız çok da gündeme gelen o Zengilan, Bubatlı bölgesi, Kelbecer bölgesi, Laçin koridorunun olduğu bölge, Adam, Terter'e kadar gidecek o bölgeyi de genel anlamda tutarsanız, Karabağ bölgesi diye aldığınız bölgeyi de ki daha Nahçıvan da bu işin içerisinde var, o da ayrı bir konu, Ermenistan topraklarının içerisine katmak için bir çalışma yapıyorlar. 1988'de Ermenistan ordusu yok, henüz daha Sovyetler yıkılmadı ama Agamekyan denilen bir ekonomi danışmanı, Gorbaçov'un ekonomi danışmanı Paris'te bir konuşmasında şöyle söylemiş idi. Dedi ki Karabağ bölgesi Ermenistan'a aittir, Ermenilerin sınırlar içerisinde katılması gerekiyor. Halbuki 1923'te nüfus dengesi değiştirilirken, Dağlık Karabağ muhtar vilayet oluşturulurken ve ondan sonraki bütün kararlar, 1990'a kadar bütün kararlarda Dağlık Karabağ muhtar vilayeti ve çevresi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisindedir diye Sovyet yönetimi de karar almıştı. Sınır, yani bu sınırlar böyle çizilmiş ama özellikle demografik yapı sürekli Türklerin aleyhine değiştiriliyor idi. Nihayetinde hocam enteresan bir şey söylediniz. Tıpkı işte Filistin'de Balfour deklarasyonu gibi. Yani bir adam çıkıyor, ya burası böyledir diyor. Ondan sonra büyük bir terör hareketiyle, tetiş hareketiyle bu söz fiilen de oluşturulmaya çalışıyor. Yani birinin söylediği sözü sahada birileri tetiş hareketleriyle uygulamaya çalışıyor. Tıpkı Filistin'de yapıldığı gibi. Ben şöyle söylüyorum, izleyicilerin de affına sığınarak, başta Allah'a sığınarak ve yardımında onun inayetini ve yardımını isteyerek 19. yüzyılın en büyük projesi bu bölgede Ermenistan'ın kurulmasıydı. 20. yüzyılın en büyük projesi İsrail'in kurulması ve bu bölgeyi kontrol etmesiydi. 21. yüzyılın en büyük projesi, Allah korusun, Allah izin vermesin, bir Kürdistan kurma projesi, İran'ı, Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak bölgesini kontrol etmek adına. İnşallah buna Rabbim izin vermeyecek, biz de uyanık olmak zorundayız. Dolayısıyla söylediğiniz gibi İsrail meselesi ve Ermenistan meselesini de böyle düşünebiliriz. Ermenistan'ın zaten 1988'deki saldırılara başlaması ve ardından belki konuşuruz, Hocalı 25-26'ya bağlayan gece 1992'de 613 masumun katledildiği bu soykırıma uğradığı Hocalı kasabasını Ermeni çeteleri katlettiğinde 366. mekanize alayı Rusya'nın oradaydı. Şehri çevreleyen, şehre girişi çıkışı kontrol eden ve Ermeni çetelere bu fırsatı sağlayan 366. mekanize alayıydı. Dolayısıyla hiç kimse o dönemde sahipsiz değildi ama Türklerin ve oradaki Müslümanların sahibi yoktu. Ermenistan'daki Türk yine estağfurullah. Araya, çok enteresan, bunlar tarih hadiseler hep birbirini anımsatıyor. Evet. Tıpkı işte Bosna'da Srebrenica'da katliamı yapılırken orada Hırvat ordusunun sorumluluğunda olması gibi bölgenin. Yani Hollandalı askerlerin gözleri önünde, Avrupa'nın göbeğinde yaklaşık 10 bine yakın Boşnak kardeşimizin, Müslüman'ın orada sadece dininden dolayı katledildiğini hatırlarsanız, evet, yani bu tarihlerde birbirine yakın olduğu evet, halde birbirine yakındır bunlar. Ama şunu söyleyeyim, yani dünden buna gitti, madem bir cümleyle şuraya da getirelim sözü, çok şükür Rabbime Türkiye dünkü Türkiye değil. Yani ne Kafkaslar'da, ne de Balkanlar'da, ne de Orta Doğu'da, ne de Akdeniz'de, ne de Libya'da, ne de başka bölgelerde. Dolayısıyla kendi soydaşının, kendi dindaşının, kendi hinterlantının veya mazlumun en azından hakkını seslendirecek kadar, gücü nispetinde müdahale edecek kadar bir devlete ve bir güce sahibiz. Dolayısıyla tabii ki 90'lı yıllarda biz o dönemi yaşadık. Acılarla, gözyaşlarıyla, sistemlerle geçen bir dönem oldu. Şimdi tabii gelinen noktada inşallah bunlar yani telafi edilmeyecek ama en azından yenilerine fırsat verilmemesi adına da bizim için bir anlamda teselli kaynağı olur. Ermenistan bu anlamda 1988'den sonra başladığı süreç içerisinde evet, özellikle oradan böldük sözünüzü, kusura bakmayın. 88'de bu deklarasyonla beraber Gorbaçov'un ekonomi danışmanının bu
çıkışıyla beraber. Önce mitingler yapıldı. Yüz binler meydana döküldü. Büyük dilekçeler yazacak gruplar bir araya getirildi. Merkezi bu anlamda zorladılar ama merkezden böyle bir karar çıkmadı. Fakat bir karar alındı. O çok önemli bir karardır. Gözden kaçıyor. Denildi ki bölgede bir çatışma ihtimali var. Dolayısıyla biz devlet ve otorite olarak diyoruz ki bölgedeki bütün silahlar el konulsun. Karar bu ama uygulamada bakın Azerbaycan Türklerinin o dönemde resimler var, belgeler var, uygulama yapan insanların hatıratları var. Azerbaycan Türklerinin evlerindeki dededen kalmaz kılıçlar, av tüfekleri dahil olmak kaydıyla her şey toplandı. Fakat Ermenilere tam tersine silah yardımı yapıldı. Yani bir taraftan taşları bağlıyorsunuz, öbür taraftan saldırtıyorsunuz. Şimdi böyle bir süreç yaşandı ve 1992'ye kadar çok yoğun bir şekilde yollar kesildi, köyler basıldı, helikopter düşürüldü. Yani tam bir kaos ve karmaşa vardı Kafkaslar'da. Ne uğruna yapıldı? Ermenistan topraklarını genişletmek adına yapılmıştı. Daha sonra Karabağ klanından olan ve Karabağ'da gerçekten bu katliamın sorumlularından olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bir toplantıda dedi ki biz Doğu Ermenistan'ı yani Karabağ'ı ele geçirdik. Batı Ermenistan yani Ararat, Ağrı Dağı ve çevresi de bizim çocuklarımıza artık miras kalacak. Onların o vazife de onların dedi. Şimdi genel olarak bir bakın Ermenistan dış politikasına bakın. Hem anayasasını tam bir vaat edilmiş topraklar şey yani saplantı. Evet anayasasında var. Anayasasında Türkiye ile ilgili, Türk toprakları ile ilgili, Ağrı Dağı, tırnak içinde Ararat, Van bölgesi, Kars, Ani bölgesi, bütün o coğrafyayı Ermenistan olarak kabul ediyorlar. Bu sadece yetmiyor. Yani Türkiye'den toprak talepleri olmasının ötesinde başka bir şey söyleyeyim. Gürcistan'ın bugün Cahaveti dediğimiz bölgede tamamen kontrol Ermeni güçlerinin altında. Yani orada bir şeye bakıyor, ateşe bakıyor oradaki problemin çatışmaya dönüşmesi. İran'dan toprak talebi var Ermenistan'ın. Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinde toprak talebi var. Dolayısıyla sadece Azerbaycan'dan Karabağ bölgesinde toprak talebi yok. Denizden denize Bakü'ye kadar gelmek istiyor. Azar'dan Karadeniz'e kadar bir bölgeyi eline geçirmek istiyor. Hatta birazcık daha ileri giderseniz Ermeni metinlerini okursanız Akdeniz'i Adana bölgesinin kendilerine ait o bölgeye kadar bir Ermeni haritası çiziyorlar. Yani gelinin aklından zoru var. Çizdiği haritanın şeyi yok ve hesabı yok. Dolayısıyla istemekte sınır yok ama ben size bir tane reel gerçek söyleyeyim. Ermenistan'ın bugün fiili nüfusu 1 milyon. Biliyorsunuz uluslararası yardım almak için çok rezil olmuşlardı. Ölüleri düşmemişler nüfus kaydında, başkalarını kaydetmişler, sahte isimler var. Nüfusu 3,5 milyon gösteriyorlar. Sonra bu ortaya çıkınca 2,5 milyona yakın düşürdüler. Şimdi fiili nüfus 1 milyonun altında Ermenistan'da. Yani en son olayları bakarsanız Ermenistan canlı yayınları, orada genç nüfus yok doğru dürüst. Yani sadece emekliler, kadınlar, çocuklar var. Genç nüfus nerede? 1,5 milyona yakını Rusya'da. Azerbaycan'da yaklaşık 100 bine yakın Ermeni nüfus var. Türkiye'de yaklaşık 200 bine istihbarat raporlarına göre açık 200 bine yakın Ermeni nüfus var. Fransa'da 500 bine yakın Ermeni nüfus var. Kanada'da, Amerika'da Ermeni nüfus çok fazla bu bölgelerde. Diaspora açısından baktığınızda. Ermenistan'ı niye bu kadar ön plana koyuyor? Diaspora sorusunun cevabı şu. Çünkü Ermenistan onlar için bir mit olarak görüşüyor. Ermenistan'ın kuruluşunda esas noktalardan bir tanesi de şuydu. Ermenistan'ı kurarken karşıda Ermeni kimliğini muhafaza etmek ve Ermenilere genel anlamda bir şuur vermek adına ne yapılabilir sorusunda dediler ki Ermenilere karşı Müslüman Türkleri bir mit olarak gösterirseniz, suç olarak gösterirseniz ve bunu da bu teşcir olayından başlatır ve bunu da bir kan davasına dönüştürürseniz işte kendi kimliğinizi muhafaza edersiniz diye arkadan bir sufle verildi. Bu hocam, gelinen bu nüfus konusundaki yalan tıpkı işte bu soykırım iddiasındaki yalan gibi. Yani nüfuslarının 2-3 katı insanın öldürüldüğünü söylüyorlar. Yani Çarşafet senin bir eseri var bu Gürcü Asızade diyor ki taşların feryadı diyor. Orada ne anlatıyor biliyor musunuz? Orada Ermeni yalanlarını ve Ermenilerin Türklere ait olan mezar taşlarını, anıtlarını Ermeni tarihine ait olarak göstermelerini bir Gürcü yazıyor.
taşların feryat ettiğini söylüyor. Dolayısıyla bu anlamda tahripte ve yalanda sınır yok ki. Ve bu saldırılar öyle bir hale geliyor ki, yani savaşın bir hukuku var. Savaş hukuku vardır, savaşta savaşırsınız, aman dileyene kılıç çekmezsiniz. Savaşmayan, savaşın dışındaki insanlara dokunmazsınız. Ama buradaki savaş değil, buradaki saldırı ve yok etme, bir soykırım. İnsanları topyekün o bölgeden çıkarma ve çıkarmaya çalışırken de bir taraftan hani göç etmesine bile müsaade etmeden çevirip etrafını Hocaoğlu'da olduğu gibi tamamen şehri yok etmeye kadar gidiyor ve bu öldürmeler de normal bir öldürme değil. Yani normalde kurşuna dizersiniz, asarsınız veya işte kesersiniz. Hayır, Zorri Balayan'ın alın hatıratını okuyun. Müslüman bir Türk çocuğunu duvara çiviledik, derisine yüzdük. Kaç dakikada kan sızmasıyla ölüyor diye rapor tuttuk. Bunu birkaç defa daha denedik. Attığımızda hala iniltiler geliyordu diyor. Ya annesinin memesini kesip çocuğu ağzına emziriyor, süt geliyor mu diye bakan, hamile kadınların karnını yarıp orada deney yapabilecek kadar alçalan bir gruptan bahsediyoruz. Yani insan dışı olaylardan bahsediyoruz ve bunun adı savaş hukuku değil. Dolayısıyla o dönemde yaşananlar, şimdi işte Bosna Hersek'te yaşananları hiç kimse bize savaş diye yutturmasın. Böyle bir savaş yok. Allah'a şükür ki bizim töremizde ve tarihimizde hiç kimseye böyle bir zulümle karşı karşıya değiliz ve başımızı öneyecek de hiçbir hadisemiz yok. Ama dünyanın gözünün içine baka baka tarihsel olarak bir takım olayları getirip önümüze koymakta da çok mahirler, uluslararası güçler bunu da yapıyorlar. Ama evet, Karabağ meselesi... Propaganda da hocam çok enteresan. Mesela şimdi bütün dünyaya Müslümanlar terörist olarak takdim ediliyor, tanıtılıyor. Oysa işte Ermeni teröristler bizim sadece büyükelçilerimizi işte Asala örgütüyle beraber katletmesini geçtik. Sadrazamlarımızı işte daha dün 15 Mart'ta Talat Paşa'nın, aynı şekilde Cemal Paşa'nın, işte diğer devlet erkanının silahsız bir şekilde Ermeni teröristlerce katledilmesini hiç anmıyoruz bile. Bugün hiç bunlar unutuldu, anılmıyor bile. Aynı şekilde büyükelçilerimizin katledilmesi, bunlar hiç anılmıyor ama bir taraftan Müslümanlar sürekli terörist olarak takdim ediliyor. Efendim, bakın çok enteresan bir şey var, anlayış var dünyada. Eğer ölen Türk ve Müslümansa istatistik. Sayı, rakam. Ama bir batılının ayağına basarsanız bütün dünya ayağa kalkıyor. İnsan formatında Yemen'de birisi öldürüldüğü zaman, işte Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da, Afrika'nın herhangi bir yerinde birileri öldürüldüğü zaman bu sadece istatistiksel rapor olarak geçiyor. Ama bir batılıyla aynı haklara sahip olması gereken, asgari şartlarda hayat hakkı olan bir insan olarak yaşamak zorunda, da öyle düşündüğümüz bu dünyada insanların zihninde bir takım ayrımlar var. Önce bunu görmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür bir demesi, yani bu anlamda Birleşmiş Milletler'deki o beş güce tepki göstermesi, bu ölçünün insan olarak, hani devlet ölçüsünün insan ölçüsü olarak da onların toplumsal yapı itibariyle de gündeme gelmesinin, getirilmesinin bir neticesiydi. Ama bugün baktığınızda hala bu ayrım var. Yani sizin Suriyeli bir çocukla, Iraklı bir çocukla, Filistinli bir çocukla ne alıp veremediğiniz var. Dünyaya o bölgede gelmiş olması, o oradan doğmuş olması, Batı'da dünyaya gelen bir çocuktan farklı olduğu anlamına mı gelir? Karabağ meselesinde de bir yere bakın, 9-7 numaralı bir karar var, Amerika'nın aldığı karar. Saldıran Ermenistan, öldüren Ermenistan, yok eden Ermenistan, yaptırım kararını kim uyguluyor biliyor musunuz Amerika? Azerbaycan'a. Ambargoyu Azerbaycan uyguruyor. O 9-7 numaralı kararla. Ha, Birleşmiş Milletler diyeceksiniz, Güvenlik Konseyi 822, 853, 874, 884 numaralı kararlar aldı. Kararlar alındı, tamam. Sonuç ne diyor kararlarda? 4 tane karar alındı. Agit Mis grubu yıllardır söylüyor, 28 yıldır. Ne diyor? Ermenistan bu bölgeyi işgal etti. Dünyanın gözünün içine baka baka. Sonuç, göçmenler geri gelecek, Ermeniler bu topraklardan çekilmesi lazım. Sonuç çekildi mi?
Hayır, tam tersine daha da saldırganlaşıyor. Yani gün geçmiyor ki bir olayla karşılaşmayalım. Ben Murat Adamı'na çıktım. Sınırda sürekli çatışma var. Evet. Değil mi hocam? Sürekli Ermenilerin tacizi. Cephe bölgesine gittim. 2015 diye zannediyorum. 2016 özür dilerim. Tam bu savaşın olduğu dönemde ki benden bir ay sonra başladı o savaş. 2016'ydı. Hatırladığım kadarıyla Muro Dağı'na çıktık. Tam cephe bölgesine. Arkadaşlar oradaki subaylar dediler ki hocam ileri gitme. Niye? Ermeni keskin nişancıları oradan ateş ediyor. Ya dedim bu kadar alçaklık olur mu? Hocam en ufak kafamızı gördüğü halde cephede arkadaşlarımıza uzun namlulu silahlarla ateş ediyorlar. Ve hiç geçmedi ki gün geçmedi ki orada bir düşük yoğunluklu bir çatışma devam etmesin. Nihayet 2016 Nisan 4 Nisan savaşlarında Azerbaycan bir düze indi. Hemen Rusya araya girdi barış olacak diye. 13 Temmuz 2020'de Tovuz'a saldırıldı. Azerbaycan sert tepki verecekken hemen dediler ki dur. Ama 27 Eylül sabahı saat 6'da artık iş kopmuş durayından ve 44 günlük savaşta bugün gelindiği noktada 9 Kasım gecesi 10 Kasım'ı bağlayan gece anlaşmanın olduğu geceye kadar Azerbaycan topraklarının hemen tamamına yakını şu anda kendi silahlı gücüyle Türkiye'nin de tam desteğiyle Pakistan'ın tam desteğiyle elhamdülillah ele geçirdi. Dün de arkadaşlarım oradan videolar attılar. İşgalden kurtarılmış topraklardan selam gönderdiler sizlere de. Allah nasip ederse biz de en yakın zamanda gideceğiz o topraklara. Ama o topraklarda gözyaşlarıyla ne söylediler biliyor musunuz? Ne mescit kalmış, ne cami kalmış, ne ev kalmış, ne ağaç kalmış, ne bir tane ev var. Yerle yeksan etmişler her tarafı. Yani tam bir gözyaşları içinde bir harabeye döndürülmüş. O topraklarda bu noktada isterseniz hemen şunu şuradan devam edelim. Evet, 30 yıl sonra hocam ne değişti? Yani 30 yıldır bu işgal devam ediyor. Azerbaycan devleti kendi içerisinde neticede belirli bir noktada. Ama bir türlü bu işgal sonuca ulaşmıyordu. Yani bu işgal sona ermiyordu. Ne değişti hocam? Buradan devam edelim. Şimdi birincisi şöyle. Azerbaycan bu meselede Sadat Bey haklı. Yani haklı adam güçlüdür, dik durur. İşgal edilmiş toprakları var, toprağından kovulmuş 1 milyona yakın göçkün ve kaçkını var. Dolayısıyla sabır, sabır, sabır. Fakat hakikaten bizde de sabır bitmişti. Yani ben o bölgeyle çok 90'lı yılların başında gitmiş, kaçkın ve göçkünleri o bölgede görmüş. O bölgede o yoklukta bir yıl yaşamış bir kardeşinizim. Bakü Devlet Üniversitesi'nde misafir hoca olarak çalışmıştım o zaman. Şimdi hiç umudum kalmamıştı neredeyse. Allah'ım ne zaman bu işgal altında, hatta en son gittiğimiz bir ninemizin evinde 2 yıl önce yaşlı da bir ninemiz, Yeraz dediğimiz o bölgeden Erivan arazi Azerbaycan Türklerinden evladım dedi ben herhalde burada öleceğim, ata baba topraklarını göremeyeceğim. Sen ne diyorsun, görür müyüz dedi, başımı öne eğdim, diyecek bir şeyim yok çünkü ona da ümit verecek durumumuz yok idi. Ama haklı olması bir. İkincisi Azerbaycan eski Azerbaycan değil. 90'lı yılların başından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Genelkurmayı Bakü'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni eğitiyor, donatıyor. Ve onlara destek oluyor. Ve daha sonra dahası da Azerbaycan silah envanterini değişti. İşte biliyorsunuz başta bizim bu SİHA ve İHA'lar, ki Allah razı olsun, arzdan arşa kadar razı olsun onların en ufandan en üstüne kadar tasarlayandan o mühendislerine kadar dünyada silah literatürünü, silah envanterini ve savaş literatürünü değiştiren bir gelişme oldu. Artık eskiden ne kadar tankın var diye sorulurdu, ne kadar tüfeğin var diye sorulurdu, artık SİHA'n var mı diye sorulurdu. Hocam işte biz terörle mücadelede bunu çok net bir şekilde Güneydoğu'da görüyoruz. Yani hamdolsun bugün nefes alamayacak önceden yol kesmelerle adeta kendi memleketimizde eşkıyaların yol tuttuğu bir dönemden bugün hamdolsun kafasını kaldıramayacak bir noktaya bizi getirdi. Dediğiniz gibi buna vesile olanlardan Allah razı olsun. Eyvallah. Bu konu Azerbaycan da bunun farkına vardı. Rusya'dan ciddi paralar verip silah aldı. İsrail'den kamikazeler aldı. Türkiye'den İHA ve SİHA'lar aldı. Silah envanterini değişti. Bunları kullanacak modern
teknolojiyle donatıp bunları da kullanabilecek askerleri eğitecek bir yapı oluşturuldu. Bunlar Ankara'ya geldiler, İstanbul'a geldiler, bizimkiler oraya gittiler ve iki tane çok önemli tatbikat yapıldı orada ve süreç çok iyi bu anlamda hazırlık yapıldı. Ve dikkat ederseniz niye uzun, bana bazen soruyorlar, ben savaş uzmanı değilim. Hocam niye bu kadar uzun sürdü? Arkadaşlar bir, o bölge yani öyle dümdüz gidip basıp gideceğiniz bir bölge değil. Burada 3500'e yakın, yani öyle bir şey ki, yani jiplerle biz 4-5 saatte çıkamadık. Öyle dağlık Karabağ hocam. Yani dağlık Karabağ öyle bir yer değil. İkincisi öyle bir şey yapmışlar ki hala dün arkadaşlar da söylediler, çok tedirgindik. Her gün şehit veriyoruz orada. Niye? Mayınlar döşemişler her yere. Yani bir, çok az kayıpla 3000'in üzerinde kaybımız var. 2783'ten sonra 3000'e yaklaştı kaybımız, şehidimiz orada. Dolayısıyla savaş 44 gün sürdü. Evet, Laçin koridoruna, Şuşa elhamdülillah düştü, koridora kadar geldik. Hankendi, Hocalı sınırına kadar geldik ve bu bölge tamamen işgalden kurtarılmış oldu. Ve Azerbaycan işgal altındaki toprakların büyük bir kısmını kendi bileğinin gücüyle, askeri bir zaferle geri almış oldu. Bu da Azerbaycan'ın haklı olmasının yanında silah envanterinin değiştirmesi, ordusunun hazırlanması ve en önemlisi bir tanesi de ekonomisi. Azerbaycan'ın Ermenistan'la kıyaslanmayacaklardı. Ermenistan sadece dışarıdan destekle ayakta duran bir yapı. Yani dışarıdan para gelmese Ermenistan 3 gün içinde biter. Ama buna rağmen 2018'de iktidara gelen Paşinyan, yani yoksulluk, yokluk, hırsızlık, işte efendim demokratik hatlar vesaire diye sokaktan gelen Paşinyan ilk yaptığı söylemlerden bir tanesi, yani kendinden önceki Sarkisyan ve Koçaryan gibi söylediği şey şu: Karabağ Ermenistan'ındır, nokta dedi. Yahu sen bu bölgede barış içinde yaşamak mı istiyorsun? Yoksa savaşı devam etmeli mi? Daha çok savaş. Bunu da yetmedi. Ardından bir açıklama daha yaptı. Yeni topraklar için yeni savaşlar diye bir açıklama yaptı. Ve Aliyev dedi ki, Sayın Aliyev, bu adamla konuşulacak hiçbir şey yok. Bu adamla bir araya gelmenin gereği yok. Çünkü 99'dan beri Akit Minsk grubunun önderliğinde liderler bir araya geliyor. Dışişleri bakanları bir araya geliyorlardı. Ve bir çözüm üretebilir miyiz diyorlar. Ve hocam bu noktada savaş... ne değiştiği buyurun. Konuşurken hemen onu da konuşalım. Biraz önce de bahsettiniz, işte Azerbaycan 2016'da da bir hareket içindeydi ama dur denildi, geriye çekildi. Diplomatik anlamda da ne değişti hocam? Yani düne kadar hep bu şekilde ortaya çıkanlar, dur diyenler, bugün güçleri mi yetmedi veya buna ihtiyaç mı duymadı? Biraz da bundan konuşalım. Yok, estağfurullah. Denge diye bir şey var uluslararası siyasette, bürokraside ve diplomaside. Bir denge siyaseti güdülüyor. Bu da şu, sadece bu anlamda uluslararası gücü elinde bulunduran yapıların, bölgesel aktör olmak isteyenlerin işte çok çeşitli bölgelerde risk almak durumunda kalıyorlar. Örnek olarak Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Kafkaslar'da, Kırım'da, işte diğer bölgelerde de risk almak durumundasınız ve her şeyi istediğiniz gibi artık yapamıyorsunuz. Dolayısıyla başka devletlerle oturup konuşmak zorundasınız. Dünyanın hepsini karşınıza alarak bir şey yapma durumunuz yok. Uluslararası anlamda birileriyle işbirliği yapmak zorundasınız. Onun için birileriyle de oturup konuşmak zorunda kalacaksınız. Bir de demin söylediğim şeyi de tekrar ediyorum. Türkiye de eski Türkiye değil artık. Yani oyun kurucu bir yapıya büründü. Artık sadece kendini biçilen rollerde değil, bölgesel olarak Akdeniz'de ben varım, Libya'da ben varım, Suriye'de bir dakika, Kafkaslar'da ne oluyor sorusunu sorabilecek ve Azerbaycan'a da başından itibaren kardeşimin yanındayım ve ne isterse de yapacak, onların talep etmesi yeterli dedi. Madden ve manen orada olduğunu da söyledi. O yüzden de yani Azerbaycan da tek başına bırakılmadı burada. İran burada çok kötü bir sınav verdi. Pakistan, nispeten İsrail ve İngiltere bu anlamda birazcık daha pozitif durdular. Gürcistan ve Ukrayna yine Azerbaycan'ı destekledi. Ve Rusya da bu konuda daha önce de söylenildiği gibi işgal altındaki toprakların büyük bir kısmının, ki kendisine neden müdahale edilmediği sorusunda da bu savaş Azerbaycan topraklarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla kolektif işbirliği örgütünün sınırları içerisinde, Ermenistan sınırları içerisinde değil. Ki Ermenistan da bunu delmek için uzun menzilli füzelerle
Gence'de 100'e yakın insanın şehit olmasına sebep olacak bombalanma yaptı. Yine aynı zamanda Hızı bölgesi, Verde bölgesine ve Mingeçevir bölgesine, yani yerleşim bölgelerine füzeler fırlattı. Güya işte Azerbaycan da Ermenistan'ı vuracak ve savaş Ermenistan'ın sınırları içerisine geçecekti. Buna müdahale edildiği zaman da savaşa diğer ülkelerde katılacaktı. Bu oyuna da gelinmedi. Bu anlamda Azerbaycan teknik açıdan da, silah açısından da, ekonomik açıdan da, uluslararası arena da haklılığı açısından da, Fransa'nın dışında çok fazla böyle tepki gösteren de, bu anlamda parmak sallayan kimse de olmadı. Yani Azerbaycan'a. Dolayısıyla kendi topraklarını işgal altından da kurtarmış, kurtarılmış oldu. Ve nihayetinde de Kasım'ın 10'unda bir anlaşma yürürlüğe girmiş oldu. Hocam bu anlamda Rusya'nın bahsettiğiniz gibi birçok alanda Türkiye ile çalışmak durumunda olması, Akdeniz'de, Libya'da olsun. Dolayısıyla bu noktada Rusya'nın tutumunu da önemli ölçüde etkiledi. Evet, yani şimdi uluslararası 1990'dan sonra yeni bir dünya düzeni kuruluyor. 2001'den sonra yeniden şekillenen insanlar işte kafalarında dünyadaki başat güç hangisi olacak soruları, Avrupa Birliği mi, Atlantik Ötesi, Amerika mıdır, Rusya mıdır, Çin midir soruları sorarken işte Şangay İşbirliği Örgütü müdür diye. Rusya da kendi bölgesel açılımlarını yapmaya başladı. Yani Akdeniz'de olmak istiyor. Evet, Suriye'de aktif olmak istiyor. İşte yatırım yapmak istiyor. Batı'ya karşı bir blok oluşturmak istiyor. Astana süreçlerine bakarsanız bunu anlayabilirsiniz. Yani süreç itibariyle. Dolayısıyla Ermenistan meselesinde Rusya'nın bu kadar yani başından itibaren müdahale eder mi etmez mi sorularını çok sorduk. Ama Rusya'da uluslararası dengeleri de gözeterek ve bu süreci de bir anlamda zaten yani kazanımları da var. O da ayrı bir şey. Geldi bölgeye yerleşti. Şimdi Han kendinde Hocalı'da o bölgede bir üs kurdu. Adan bölgesinde Türkiye ile beraber gözetleme ve denetleme merkezi kuruldu. Bölgede var. Zaten vardı. Gümrü'de askeri üssü vardı. Erivan'a yakın bir bölgede hava üssü vardı. Ama şu da var. Artık tek başına alınacak bir karar değil. Onun ötesinde diğer ülkelerin de bu bölgedeki güçlerinin ve siyasetlerinin de denge unsuru olarak gözetildiği bir döneme doğru gidildi. Yani tek başına karar alıcı ve uygulayıcı olmadığı anlaşıldı. Hocam İran'ın bu derece mütereddit durmasının sebebi ne? Yani dini açıdan bakıldığında aslında kültürel açıdan, dini açıdan bakıldığında İran'ın Azerbaycan'ın yanında daha çok olması, Ermenistan'la daha mesafeli durması gerekirken İran'ı tam aksi bir noktada görüyoruz. Bunun sebebi nedir hocam? Valla İran bu konuda çok hem 1. Karabağ hem 2. Karabağ Savaşı'nda iyi bir sınav vermedi. 1. de zaten çok kötüydü de yani direkt Ermenistan destekledi. 2. de yakalandı yani sınırlarından geçerken, silah taşınırken, yollardan müsaade ederken. Ya bir takım gerekçeleri var. Elbette kendine göre baktığınız zaman diyor ki işte Azerbaycan'da bir grup var. İşte başta o Hudafer'in köprüsünün etrafında Güney ve Kuzey Azerbaycanlılar birbirlerine işte sevgi gösterisinde bulundular, tezahürat yaptılar. Aras Nehri işte köprü yıkılacak, işte birleşeceğiz falan gibi böyle bir endişeleri var. Yani Azerbaycan'ın böyle bir siyasi bir gelecek beklentisi ve şu anda da bir iradesi yok. Hoş Güney Azerbaycan dediğiniz topraklar, İran üzerinde yaşayan yaklaşık 30 milyon Türk'ün de böyle bir şu anda beklentisi ve heyecanı yok. Ama lokal olarak bunlar olabilir. İran'ın burada daha aklı selim davranması gerekiyordu. Daha politik davranıyor. Yani el altından veya size yüzünüzü gülerek İran'ın Ermenistan'ı desteklemesi kabul edilemez hale getiriliyor. Yani bunu insanların kalbinde şöyle bir soru işareti var. Yani aynı dine ve aynı mezhebe mensubuz. Aynı kıbleye yöneliyoruz, aynı Allah'a inanıyoruz, aynı peygambere inanıyoruz. Ne oluyor yani, nedir bu mesele? O zaman siyaset giriyor işin içerisine ve siyaseten böyle yapılıyor. O zaman da hem tarihe böyle bir not düşürmüş oluyor. İnsanların zihninde de İran'la iş yaparken İran'a güvenilirlik noktasında da soru işareti oluşuyor. Bana göre İran her iki savaşta da çok kötü bir sınav verdi. Biz İran'ın bu anlamda koşulsuz, şartsız, amasız, lakinsiz işgal altındaki topraklar kurtulurken Azerbaycan'ın yanında olmasını
açıkçası beklerdik ama bu gerçekleşmedi. Peki hocam, yeni dönemde Ermenistan sizce nasıl bir tavır içerisinde olacak? Bu Karabağ işgalden kurtulması, bu zafer Azerbaycan'ı bölgede nasıl bir duruma taşıyacak? Biraz da isterseniz yeni dengeler açısından konuşalım. Önce Ermenistan'dan başlayalım. Sizce şimdi Ermenistan nasıl bir yol izleyecek? Bu durumu kabullenecek mi, yoksa aynı saldırganlığına devam edecek mi? İsterseniz madde madde gidelim. Bir, artık Karabağ'daki sözde bir Artsakh Cumhuriyeti, yani Karabağ Cumhuriyeti yok. Bu bir. İki, Ermenistan'ın iki noktası var. Bir iç siyaseti, bir de dış uluslararası diasporanın katıldığı bir siyaset anlayışı var. İç politika şu anda erken seçime gitme noktasında karar alındı. İşte genel kurmayla hükümet arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğu çok vaka. Kilise, Taşnak Sütyun Partisi ve ciddi bir Vagzen Manukyan'ın da başını çektiği bir muhalif grup, Koçaryan'ın ve Sarkisyan'ın da önderlik ettiği muhalif grup şu anda Paşinyan'a karşı. Ama bunun ötesinde de Paşinyan'ın destekleyen ciddi bir halk gücü var. Dolayısıyla Ermenistan iç siyaseti bu anlamda son derece kaotik, karma karışık bir siyasi yapı içerisinde. Bir taraftan Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin anne babaları her gün meclisin önünde. Öbür tarafta ikiye bölünmüş iki ayrı meydanda toplanan, sürekli protestolar yapan insan grupları var. Bir daha önemlisi, pandemi bu salgınla beraber son derece ekonomik sıkıntıların da ortaya çıkardığı çok kötü bir Ermenistan resmi var. Ama buna rağmen işte yaklaşık 57 bin rakamı veriliyor. Karabağ bölgesinden, özellikle Hocalı-Hankendi bölgesinden Laçin koridoru aracılığıyla giden Ermenilerin geri getirildiği, bölgeye yerleştirildiği, çünkü yani can güvenliği meselesi, savaş alanı da olsa Ermenistan'dan bu bölgenin daha iyi olduğunu söyleyenler de var. İç işleyiş açısından. Ermenistan içerisinde Karabağ klanıyla Ermenistan Ermeniler arasında da çok geçmişe dayanan bir, zaten birbirleriyle alakalı bir tartışma var. Onun için diasporanın istediği, dışarıdaki Ermenilerin istediği ve talepleriyle Ermenistan iç işleyişindeki var olan şu andaki siyasi durum çok örtüşmüyor. Yani Batı ve Rusya taraftarı, içteki Paşinyan, Koçaryan veya işte Manukyan taraftarları veya Taşnak Sütyun ve kilisenin aldığı tavırlar yani çok böyle dengede değil. Onun için Ermenistan bir müddet daha böyle durulamayacak. Ha, Karabağ'daki durum ne olur sorusu. Karabağ'daki şu anda Rusya bölgeye, yani anlaşma gereğince 5 yıl ama bunu uzatacak muhtemelen, yerleşti. Bir sistem kuruyor orada. Türkiye bölgede şu anda anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığına dair gerek havadan gerekse karadan denetleme gözetleme yapıyor. Yeni bir saldırı ihtimali var mıdır yok? Bana göre bu Ermenistan'ın intiharı olur. Yani yeni bir böyle bir saldırı yapması, işte Mayıs ayında yeniden savaşa giriyor olması ve savaşı da bölgeye yayıyor olması bu anlamda ciddi derecede Ermenistan'ın aleyhine olur. Türkiye ve Azerbaycan, işte Azerbaycan yeniden yakın zamanda şey yapmaya başladı, askeri olarak hazırlanmaya ve tatbikat yapmaya başladı. Türkiye'de Türkiye'ye İHA ve SİHA'lar kullanılabilecek ekip için yeni askerler göndermeye başladı. Ve savaşın bittiği günden itibaren, barış anlaşmasının olduğu günden itibaren Azerbaycan ordusunu zaten güçlendirmek için elinden geleni yapıyor. Ekonomik olarak da güçlü. Yani şu anda petrol ve doğalgaz gelirleriyle zaten belli bir seviyesi var ve bu konuda ayrıca imkanları da var. Bölgede barışın olması neye yarar sorusunu ben soruyorum kendime. Diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki gelin altılı bir konsensüs oluşturalım. Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'ni, Ermenistan'ın da içine alan bir grup oluşturalım ve bölgede bölgesel bir istikrarı yakalayalım. Yani Hazar Havzası ve Karadeniz, Kafkasya bölgesinde bir istikrar olsun. Bundan Ermenistan da yararlanır. Bakın şimdi doğalgaz geçecek, petrol hatları geçecek, tren yolu geçecek. İşte bütün Mehri Koridoru'nu düşünün. Yani Nahçıvan, işte Hasret Köprüsü'nden geçecek, Sederek, Ordubat, Batı Azerbaycan'a giden bugün tarihi Türk toprakları Zengezur üzerinden geçecek. Hem kara ve hem demir yolunun Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Türk dünyasına bağlantısı açılacak. Yani sadece turizm değil, ekonomik, beşeri mobilitenin yanında ticari mobilite de genişleyecek. Dolayısıyla bu yokluk ve sıkıntı içerisinde yaşayan Ermenistan'a da faydası olacak.
Azerbaycan'ın Batı ile ilişkileri bu anlamda sadece Gürcistan ve sadece İran'a bağımlı değil, daha yani Nahçıvan üzerinden de ilişkiler kurulmuş olacak. Yani bir hırs ve bir hayal uğruna kendi halkını böyle uçuruma sürükleyecek, ekonomik olarak da savaş neticesinde yokluk ve bir sürü insan kaybı. Ya Ermenistan ordusunun şu anda en az %70-80'i kayıp, yok oldu. Binlerce insan kaybedildi. Yani rakam 10.000'in üzerinde. Ne oldu? Yani bu saldırganlığın sonu nereye kadar? Dolayısıyla burada biraz aklı selim hareket edilmesi gerekiyor. Ama işte devletlerin bir takım böyle saçma sapan hedefleri insanların hayatlarına ve geleceklerine mal oluyor diyebiliriz. Hocam şöyle bir yorum yapılıyor. İşte mesela İsrail'le ilgili deniyor ki İsrail eğer çevresiyle yani Arap toplumuyla barışırsa kısa vadede onların içinde karışıp asimile olup gider. Yani bir barış olursa bölgede bu Siyonizmin aleyhine olur. Çünkü buradaki toplum diğer toplumla kaynaşır, barış içerisinde olursa işte kaç yüz milyonluk Arap alemi içinde küçücük bir İsrail yok olup gider. Burada da aynı endişeler mi var? Yani diaspora, dışarıdaki diaspora diyor ki ya burada küçük bir milyonluk bir Ermeni toplumu var. Bunun etrafında işte şu kadar milyonluk bir Türk Müslüman toplumu var. Barış olursa tabii bunların geleceği açısından, ekonomisi açısından çok iyi olur ama siyaseten bu toplum kaynar gider. Zaten Ermeniler yıllarca bizim milleti sadıkamız olmuş, toplumumuzda kaynaşmış. Endişe acaba bu mu? Yani barışı bu yüzden mi istemiyor? Sedat Bey, bir konuyu şöyle açıklık getirmek lazım. Benim inancım, benim kitabım, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir noktada insanlar arasında ayrım yapmayı bana öğütlemiyor. Tam tersine Allah'ın yarattığı bir kul olarak söylüyor. Benim örfümde, törende de Tanrı misafiri diye, Tanrı'nın kulu diye bir ifade var. Dolayısıyla bizdeki üstünlük takva ile ölçülen bir mesele haline getirilmiş. İnsanların hayat hakkını veren Allah'tır, alacak olan Allah'tır. Biz insanların nerede doğduğuna, nasıl inandığına bakmayız. Herkesin inancı da kendinedir. Dolayısıyla komşumuz Ermeniymiş, Yahudiymiş, Hristiyanmış, bilmem neymiş, bizi çok ilgilendirmez bu şeyler. Yani insanların hayat hakkı ve inanma hakkı kendine aittir. Bu tarihsel olarak da böyle oldu. Bizim devlet tecrübemiz de bunu getiriyor. Bizim hiç kimse, bizim toplumumuzdan, bu toplumdan hiç kimse çıkıp da bir kimseyi dininden, inancından, yaşantısından, hayat felsefesinden dolayı ya böyle bir şey uğrattığı yok, vaka değil yani. Böyle bir şey olmayan bir toplumda yani şu anda siz bir tarafta Azerbaycan'daki kardeşlerinize saldıran ama Türkiye'de de pasaportsuz, oturma izinsiz 200 bine yakın Ermeni'ye müsaade edeceksiniz. Niye? Çocuklarına işte o para kazanıp gönderiyor vesaire diye. Dünyanın hangi yerinde var o? Böyle bir şey olabilir mi? Tam tersine başka bir şey söyleyeyim. Şu anda Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor. Azerbaycan'da Ermenistan bürokraside yer alan Ermeniler var. Ciddi derecede Ermeni nüfus var ve Ermeniler o bölgede yaşıyorlar. Vatandaşımız diyor Aliyev, onlar bize emanet diyor. Onların canı malı bize emanet diyor. Böyle bir anlayışın, geleneğin peşinden geliyoruz biz. Onun için diasporanın düşman etmesi, dış ülkelerin birbiriyle işte çalışın, burası kaotik bir bölge olsun, kontrollü bir kaos olsun, biz müdahale edebilelim, bize ihtiyaç olsun, bu bölgede ölenlerin, kalanların hikayesi, yananların, bitenlerin hikayesi yapılmıyor ki. Sonuca bakıyorlar. Sonuçta kim ne kazanır hikayesi ortada. Onun için bu bölgede barış olursa Ermeniler kazanacak tabii ki. Çünkü istikrar olursa onlar da kazanacaklar. Ve o bölgedeki hem hatlardan geçen ticaretten para kazanacaklar. Ve özellikle Türkiye'nin kapılarını açmasıyla beraber. Yani biz niye Sedat Bey kapattık kapıyı? 93'te Kelbecer'de artık Kelbecer işgal edilince ki çok önemli bir noktaydı. Dedik ki yeter artık. Bak biz seninle bütün diplomatik ki Ermenistan'ı dünyada tanıyan ilk devlettir Türkiye. Bağımsızlığını ilk tanıyan, devlet olarak tanıyan Türkiye'dir. Biz artık seninle diplomatik ilişkileri askıya alıyoruz. Bundan sonra sınır kapılarını da kapatıyoruz. Ne faydası oldu Ermenistan'a? Ya Türkiye'yi ne yapar ki Ermenistan bu anlamda? Ama Ermenistan'a ne faydası oldu? İç dış politikanızı bölgede istikrarsızlık üzerine kurarsanız zararsız çekersiniz. Yalnızlaşırsınız. Ve nitekim öyle olmadı mı? Yani uluslararası güçler bir noktaya kadar size yani dışarı taşıma suyla değirmen dönmen dermek gibi hikaye dönüşüyor bu olay. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın o şeyini çok önemsiyorum ben.
ufkunu ve bu anlamdaki ortaya getirdiği o çözümü çok geniş. Yani şunu söylüyor, Gürcistan'la Rusya'nın problemi var ama bir araya gelip oturup Gürcistan'la da problemlerimizi çözebiliriz. Bölgede istikrar olsun. Ermenistan'da gelip bir araya gelip konuşabiliriz. Ne dedik biz? İşgal altındaki toprak, Sayın Cumhurbaşkanı meclise gitti, Azerbaycan meclisine, dedi ki işgal altındaki topraklar Ermeniler terk etmediği müddetçe biz Ermenistan'la diplomatik olarak görüşmeyeceğiz ve sınırları kapılarını açmayacağız dedi. Ya işgal ettiğin toprakları bırak, demek ki bir işbirliği şeyine girilebilir. Sen kazanırsın bundan. Mantıken de doğrusu bu değil midir? Kim istemez ki ya bölgede, siz de hepimiz de bölgede savaşın olmadığı, istikrarın olduğu, ekonominin canlandığı, ilişkilerin güzel, düzenli olduğu bir şey istemez misiniz? Ben sokaktaki herhangi bir Ermeni'yi çevirin veya oradan yanlışlamayı sevin. Türkiye ile kapıların açıldığı, direkt irtibatın kurulduğu, elçiliklerin açıldığı, ticaretin başladığı bir alan istemez mi? Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ticaretin yeniden açıldığını düşünsenize. Ama bunlar bir Ermeni saldırganlığı ve Ermeni diasporasının hayallerine kurban ediliyor. Ve yeni topraklar, yeni savaşlar, Karabağ Ermenistan'dır. Saçma sapan hülyalarla, hayallerle işte gelinen nokta bu. Ama Türkiye burada daha da güçlenecek. İstikrarın sağlanması için, bölgede haklının yanında durmak için ve haklarını savunmak için. Dolayısıyla aktif de rol oynuyor şu anda. Anlaşmanın ve diğer Nahçıvan üzerindeki hatların yapılması için de hemen özellikle Nahçıvan'a gidecek olan doğalgazın yapımı itibariyle, trenin yapımı itibariyle Türkiye faaliyete geçti. Dolayısıyla bölgenin istikrarı için Türkiye elinden geleni yapıyor. Azerbaycan da bu konuda hazır. Dolayısıyla artık söz diğerlerinde, bölgesel aktör olarak Türkiye kendi topraklarını kurtaran Azerbaycan bu konuda dünyada yüze ak olarak duruyor bana göre. Evet hocam, teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza elinize sağlık. İnşallah, ben teşekkür ederim. Allah akıl feraset versin. Gerçekten Ermeni idarecilerine, Ermenistan devletini yönetenlere, evet, toplumuna bir geride bıraktığımız bir asır, kanla, gözyaşıyla geçen bir asır gösterdi ki zorbalıkla hiçbir yere varılamıyor. Neticede hak üstün geliyor, haklı olan güçlü oluyor. Dolayısıyla bu husumetler, bu anlaşmazlıklar toplumlara kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmiyor. Toplumları da büyük devletlerin maşası haline getiriyor. İnşallah Ermenistan, öncelikle Ermenistan idarecilerine Allah bu anlamda feraset versin ve inşallah bölgemizde, Kafkaslar'da yeniden bir barış ve huzur ortamı oluşsun. Bundan dediğiniz gibi hocam hepimiz, herkes kazanacak. İnşallah bu zaferle beraber bunun da yolu açılmış olur diyoruz. Değerli Mavera TV izleyenleri, Türkiye gündeminde bu akşam Karabağ zaferi ve Kafkaslar'da yeni dengeleri konuştuk. Değerli Profesör Doktor Okan Yeşilot hocamız gerçekten konusuna hakim, bu bölgeyle çok ilişkili bir hocamız. Sağ olsun bizi bu konuda bu akşam tembir etti. Tekrar hocam teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Şahsınızda Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'na da çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Sağ olsun. Hayırlı akşamlar.